Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçeleri ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Vatanımız uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Görevi başındaki güvenlik güçlerimize de başarılar diliyorum. Değerli milletvekilleri, 20 yıllık AKP iktidarı güvenlik alanında büyük tahribatlar yarattı. Saray iktidarının önceliği ülkenin ve toplumun güvenliği olmadı. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalma anlayışıyla öncelik tek adamın güvenliği, sarayın güvenliği oldu. Bu yaklaşım sonucunda ülkemiz ve bölgemiz büyük güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. 10 milyona yakın düzensiz göçmen, kevgire dönmüş sınırlar, caddelerinde bombaların patladığı, mafyanın çatıştığı kentler, alışveriş merkezleri, uyuşturucu gemilerinin yanaştığı limanlar, uyuşturucu girdabında kıvranan mahalleler, aileler, kara para için açılan kapılar, sahipsiz bırakılan, intihara sürüklenen polisler, terörün kör kurşununa hedef olan canlarımız, çocukların bile çocukları öldürebildiği güvensiz bir ortam. Ülkemiz güvenlik açısından şairin dizelerindeki dağılmış pazar yerleri gibi. Sarayda yuvalanan paramiliter yapılar, saraya teslim olmuş siyasetçiler, çürüyen bir güvenlik yönetimi, narkopolitik, oligarşik bir yapı. Saray iktidarı geride böyle bir ülke bırakarak gidiyor ve ülkemizde yeni bir dönem başlıyor. Milletin gür sesi duyulmaya başladı. Hazırlıklarımız tamam, halkımıza güvenimiz tam. Millet iktidarında en büyük önceliğimiz ülkemizin ve halkımızın güvenliği olacak. Millet iktidarında devletin kozmik odasına terör örgütleri giremeyecek. Devletin istihbaratı, emniyeti, jandarması, yargısı paralel yapılara teslim edilmeyecek. Sarayın avukatları FETÖ borsası kuramayacak. Devletin mahrem bilgileri organize suç örgütlerinin malzemesi olmayacak. Devlet suç örgütleriyle ortaklık kurmayacak. Paramiliter yapıların mensupları Cumhurbaşkanı danışmanı olamayacak. Devlet görevlilerinin uyuşturucu baronlarıyla, kara paracılarla, kripto vurguncularıyla fotoğraf albümü olmayacak. Baronlar siyasi talimatla tahliye edilemeyecek, sınırlarımıza bile yaklaşmaya cesaret edemeyecekler. Limanlarımız, marinalarımız, koylarımız uyuşturucu baronlarının emrinde olmayacak. Kara para ile mücadele etmekle görevli devlet kurumlarımız ve yüce meclisimiz kara paracıların aklama aracı haline getirilemeyecek. Kara para aklanmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Ülkemiz yabancı suç örgütlerinin, yabancı istihbarat örgütlerinin hesaplaşma alanı olmayacak. Sınırlarımız, gümrük kapılarımız, yollarımız, denizlerimiz, Ağrı Dağımız, Van Gölümüz, insan kaçakçılarının ölüm rotası olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti yabancı silahlı terörist savaşçıların üstlenme ve eylem alanı olmayacak. Millet iktidarında ülkemiz milli güvenlik siyaset belgesinden yoksun bırakılmayacak. Güvenlik ve istihbarat kurumlarımız siyasetten ve siyasi kadrolaşmalardan tamamen arındırılacak. İstihbarat birimlerimiz Yıldız İstihbarat Teşkilatı uygulamalarına maruz bırakılmayacak. Yarattığınız partili istihbarat ağlarından, tarikatlara bağlı istihbarat ağlarından tamamen arındırılacak. Az kaldı. Yeni bir dönem başlıyor.
Halkımız huzur ve güven istiyor. Güvenlik kurumlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenebilen ikinci yüzyılın gereklerine göre yeniden yapılandıracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni görevler, büyük sorumluluklar bizi bekliyor. Büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. Türkiye güvenli bir ülke olacak. Milletin evi başına yıkılmayacak. Ekmeği elinden alınmayacak. Süte su karışmayacak. Anadolu tarihinden, Anadolu'muzun kültüründen ve halkımızdan öğreneceğiz. Çok çalışacağız, mutlaka başaracağız. Bu yolda güç aldığımız rehberlerimiz bir... Bu yolda güç aldığımız rehberlerimiz birlik olmadan dirlik olmaz diyen halkımızın feraseti, adalet her işte hakkı bilmektir diyen Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolu, bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma diyen Hazreti Ali'nin ışığı, milli kudret felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur diyen ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Genelkurulu saygıyla selamlıyorum.